Merhaba. Bana ya Ozan bu aralar canım çok sıkkın. Şöyle bir iki film söylesen de neşem yerimize gelse diyenlere önereceğim 10 film varsa bunlardan bir tanesi kesinlikle The Help'tir. Şu sıralar Hollywood'da görüp görebileceğin en şirin insan kimdir diye sorsalar ona da muhtemelen Octavia Spencer derim. The Help'in yönetmeni Tate Taylor bir korku filmi yapacak. Octavia Spencer da psikopat bir katili oynayacak. Haberini duysam bir şey demem. Diyemem. Boş boş suratınıza bakarım. Tıpkı Ma filminde perdeye baktığım gibi. Ma beni çok yönüyle şaşırtmayı başarmış bir korku filmi. Bunu hem iyi hem kötü anlamda söylüyorum. Çünkü cidden çok iyi başlıyor ve empati kurabileceğimiz harika bir karakter yaratıyor. Ama devamını pek getiremiyor. Yani aslında son derece basit bir konusu var. Diana Silvers tarafından canlandırılan Maggie, annesiyle birlikte onun doğup büyüdüğü küçük bir kasabaya yerleşiyor. İşte ana kız büyük şehirden gelip küçük yere uyum sağlamaya çalışırken biz de çocuk yaşta izleyip hastası olduğumuz Juliette Lewis'i böyle yaşlanmış ve kazık kadar kız sahibi anne rollerinde görmeye, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Maggie kısa sürede kendisine bir arkadaş grubu ediniyor. Dediğim gibi burası küçük bir kasaba ve gençlerin eğlence için yapabileceği doğru düzgün pek bir şey yok. Onlar da böyle ıssız bir yerde biraz kafa çekmenin derdindeler. Tabii yaşları tutmadığı için içki falan alamıyorlar. Bu nedenle yoldan geçen yetişkinlerden yardım istiyorlar. Şimdi aklı başında her yetişkin onların bu teklifine elbette hayır diyor. Ama karşılarına bir veterinerde çalışan Sue Ann çıkınca işin rengi değişiyor. Octavia Spencer'ın canlandırdığı bu kadın başta herkes gibi kahramanlarımıza hadelen diyor. Ama Maggie'nin gözüne kestirdiği Andy'yi görünce fikrini değiştiriyor ve onlara içki alıyor. Suen çocukların beklediğinden çok daha fazla arkadaş canlısı çıkıyor ve bir sonraki karşılaşmalarında onlara kasabanın dışındaki evinin mahzeninde takılabileceklerini söylüyor. Şimdi polis tarafından enselenme derdi olmadan kafa çekmek çocuklara çok cazip geldiğinden onun bu teklifini kabul ediyorlar. Suen'in geçtiği kıyak çabucak duyuluyor ve sözünü ettiği mahzen kasabanın bütün veletlerinin takıldığı bir parti mekanı haline geliyor. Suen de onların annesi yani Ma gibi takılmaya başlıyor. Demin de dediğim gibi aklı başında hiçbir yetişkin çocuk yaştakilere içki falan almaz. Ama ne yazık ki Ma öyle çok da aklı başında bir karakter değil. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kısa süre sonra hepsinin başına bela oluyor ve hayatlarını karartıyor. Film geri dönüşlerle Sue'nin travmatik lise yıllarını da aktarıyor ve ortaya son yıllarda gördüğüm en sempatik katil çıkıyor. Bu sadece Octavia Spencer'ın sevimliliği yüzünden değil. Yani role oturmamış, yakışmamış falan demiyorum. Tam tersine harika olmuş. Zaten çok iyi bir oyuncu. Yani Atiba gibi nereye koyarsanız koyun oynuyor. Bir korku filminde de yeteneğini konuşturmuş. Son derece sevimliyken bir anda bir psikopata falan dönüşebiliyor. Ama işte o dönüş filmde biraz uzun sürüyor. Bu teyzenin arıza çıkaracağını biliyoruz ama işler sarpa sarmaya başlar başlamaz film birden ödlekleşiyor. Yani ben korku filmlerinden korkmayı bırakalı 30 sene oluyor. Yani bu nedenle bir filmi korkunç değil diye eleştirmem çok saçma olur. Ama Ma sanki kendi potansiyelinden korkan bir film. Yani ilk bir saati hadi artık ne olacaksa olsun diye geçerken yarım saati filmin genel havasına çok ters düşen bir sertlikte ilerliyor. Bu Tate Taylor'ın ilk korku filmi denemesi belki biraz acemiliğinden kaynaklanıyordur. Ama bana bu filmin bir 20 dakikası eksikmiş gibi geldi. Sanki bize göstermedikleri şeyler var ve Universal kurguya biraz fazla karışan bir şirkettir. Sadece dağıtımcı firma konumundayken bile bu denli müdahaleci olurlar mı bilemiyorum ama bu Blumhouse filminden çok piyasada sürüsüne bereket gördüğümüz vasat korku filmleri gibi. Gibi diyorum çünkü Sue Ann çok iyi kurgulanmış bir karakter. Yani film boyunca en çok bağ kurduğumuz kişi lise yıllarında yaşadığı travmatik olay da işte her ne kadar Toxic Avenger filminden hallice de olsa karaktere daha da fazla yakınlaşmamızı sağlıyor ve yaptıklarını gözümüzde neredeyse haklı kılıyor. Üstelik bu karakter Octavia Spencer gibi çok iyi bir oyuncunun elinde.
Yani ben olsam bu potansiyeli sonuna kadar kullanırdım. Bu film elini maalesef çok korkak alıştırmış ve sırtını o teenage karakterlerin aptallıklarına biraz fazlaca dayamış. Tabii neden doğrudan suçu Universal'a atıyorum bilemedim. Yani belki yapımcı Jason Blum'ın işi, belki yönetmenin tercihi ama bu filmin esaslı bir 20 dakikası kurgu odasında kalmış gibi. Filmdeki diğer gariplik de gereğinden fazla ünlü oyuncu barındırması. Yani Luke Evans, Missy Pyle ve özellikle Allison Janney harcanmış, gitmiş. Bu kadın daha geçen sene Oscar kazandı. Yani Suen karakterine işinin başına dön deyip durmak için biraz fazla yetenekli. Hoş kendisi The Help filminde de vardı. Yani belki yönetmenle arası iyi diye böyle kadroya dahil olmuştur. Ya da sahneleri makaslanmıştır. Sonuç olarak kendini ilgiyle izleten ama beklentilerin karşılığını tam olarak veremeyen ve gidişatı baştan sona tahmin edilebilir bir film olmuş. Umarım dediğim o tempo ve ton sorunu kurguda makaslandığı içindir ve günün birinde karşımıza bir yönetmen kurgusuyla çıkar. Zaten fragman da filmde olmayan sahnelerle dolu. Ben bu konuda ümitliyim ama bu haliyle bile sırf Octavia Spencer'ın oyunculuğu için izlenmeye değer. Umutla Blu-ray'ini beklediğim filmlerden biri olacak bu. Yoksa ben de yeniden çekilsin diye imza kampanyası falan mı başlatsam? Şimdi şaka bir yana bu film ileride bir klasik olarak anılmayacak elbette ama gerilim filmi sevenler için vizyonda hoş bir alternatif. Suen de o Misery filmindeki Kathy Bates'ten sonra gördüğüm en arıza teyze. Türünün meraklısıysanız bence değerlendirin. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.